Günaydın. Nasılsınız? Günler aydı çok oldu ama bana yine ayıyor. Kahvaltıda canım patlıcan közlemesi istedi. Gittim hemen bahçeden topladım. Geldim. Hani dalından sofraya dediği gibi. Bakın burada da topladığım biberler. Şunlar bugün benim bahçeden topladıklarım. Nedense aşağı inerken kamerayı unutuyorum almayı. Bakın domates. Daha çok domates var. Çok domates var ama elime bir şeycik almadan indiğim için sadece patlıcanları. Bir de şöyle uzun fasulyelerim var. Börülce herhalde bunlar. Ama çok uzun bakın. Yarım metreye geçik. Böyle bir şeyler var. Bunları işte bakalım yemek yapacağım. Bunlar şey oluyor, tek tek oluyor. Böyle çift çift yani börülce gibi. Ama hepsi aynı anda olmadığı için toplu biriktiriyorum. Bir yemeklik olsun diye bekliyorum. Böyle. Böyle de bir küçük kahvaltı hazırladım. Peynir burada. Taze domates, biber şey yaptım. Bir de patlıcan közledim. Bir kahvaltı edeyim. Çayımı da demledim. Böyle. Günden hamurdan kalma. Çepit deriz biz. Çepit yaparız böyle. Hamur yağlayıp içine lor ya da peynir koyup katlarız böyle. Bunlar da dünden kalma. Bunları da tost makinesinde ısıttım. Hatta fazla ısıttım. Yakmışım bile. Bunlarla birlikte çayla yiyeceğim şimdi. Hadi bana afiyet olsun. Çok da sıcak, soyulmuyor da. Anlayacağınız üzere daha yeni uykudan kalktık. 3 günün yorgunluğunu attım bugün. Uykudan uyansam da yatak içinde dinlenme yaptım yani, siesta. Ondan sonra böyle. Bakalım şimdi soyalım. Çok sıcak. Tabii daha işte onu demek istiyorum yani, anladığınız üzere dedim ya, daha bir yersin toplamadık. Şimdi kahvaltıyı içelim. Ya, yorgunluğumu görüyor musunuz? Kahvaltı içiriyorum kendime. Kahvaltıyı edelim. Ondan sonra bir tane de ağrı kesici içeyim de bir daha işe başlayalım. Zerem saat 1 mi oldu? Ne yaptı? Vallahi 1 olmuş. Saat 1'de kahvaltı. Buna ne diyorlar? Brunch mı diyorlar öğlenden sonra olanı? Brunch. Gevur usulü. Ay bu patlıcan közlemesini bir canım istedi patlıcanları görünce. Dedim ki Tülay, sen bu patlıcan közlemesini hak ettin. Çünkü bunlarla sen uğraşıyorsun. Böyle. Vallahi öyle girişi güzel bir kahvaltı yani. Öyle hiç ayrıntı yok. Kimse bir şey yazmasın. Aklından bir şey geçirmesin. Her an anlayabilirim yani. Hemen duyarım. Kötü yorumlarınızı, aklınızdan geçen kötü şeyleri duyarım yani. Böyle. Zaten zor kendime geldim. Zor kalktım ayağa. Patlıcanın üstüne tuz attım. Biraz zeytinyağı sıktım. Şimdi biraz da limon sıkayım. Sanki bunu yiyebileceğim de yiyemem bile. Kalır bile yani. Ama işte can çektim mi Meram anlamıyor. Hadi bakalım görüşürüz. Ya sade yavan bunu yerim, hamurlardan yemem. Yani az yerim hamurlardan bunun hepsini bitireyim diye. Bakalım neler olacak sonuç. Evet yediklerim bunlar böylece duruyor. Hamurun da küçük parçalarını yedim ve patlıcanı bile bitiremiyorum. Çayımı da bitiremiyorum. Bu kadar. Allah bereket versin. Dedim size yiyemeyeceğim diye. Bunu yiyemiyorum tabii ki.